بسم الله الرحمن الرحيم ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة فخالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. Burada akide-i tahaviyenin nihayeti bulmuştur. İmam-ı Tahavi'nin yazmış olduğu bu muhteser 105 maddeden ibarettir. Ehl-i sünnet mezhebini gayet güzel bir şekilde izah buyurmuştur. 9 derste biz bu kitabı okumuş oluyoruz. Yahut da daha ziyade, yani 9 bandı doldurmuştur. Bu 10. band oluyor. Arzu edenler bunları çoğaldır, başkalarına da verebilirler. Yalnız dikkat edilecek bir şey vardır ki, Akide-i Tahaviye'yi okurken, bu kitabı okurken vermiş olduğumuz izah, bilhasse sıfatullah hakkında, arş kürsi hakkında çok ince fikirler olduğundan dolayı gayet dikkatli dinlenilmesi ve anlaşılması lazımdır. Herkesin seviyesinde değildir. Bilhassa tahsili yüksek olanlara hitap edilmiştir. Yani çocukların anlayacağı yahut orta derecede bir talebenin anlayacağı bir şekilde değildir. Bunları kellimün nâse alâ kaderi ukûlihim, çocuklara okutmak doğru değildir. Bu hususta icaleyi fikretmiş, emali fikretmiş, düşünmüş, taşınmış, az çok aklı ermiş adamların dinlemesi ve fikretmeleri lazımdır. Şayet bizim bir hatamız varsa Allahu Teala bu hatamızı affetsin. Bilerek bir hataya gitmedik ama bilmeyerek hatamız çoktur. Allahu Teala ve fevke kulli zî ilmin alim, her bir alimin üzerinde daha ziyade alimler halk etmiştir. Bizim zaten ilimde nasibimiz az. Talebe mahiyetinde bir adamız. Fakat zaman icabı bizi hoca yerine koymuşlar. Halbuki hoca değil de geçen hocalara nispeten talebe bile olduğumuz yok. Bununla beraber boş bırakalım meydani, herkes istediği akideyi getirsin, ortaya sürsün, ehli sünnete mal etsin, buna da kalp razı olmuyor. Hocalarımızdan ve kitaplarımızdan okuduğumuz ve öğrendiğimiz akideyi elimizden geldiği kadar kendi etrafımızda neşretmeye mecburuz. Bu da bir vecibe-i ilmiyedir. Her kim kendi ilmini ketbederse Allahu Teala ondan da sual edecektir. Evet, bilhassa zamanımızda cehil çok olduğundan dolayı türlü türlü akideler meydana çıkıyor. Ehl-i sünnet akidesi nedir kimse bilmiyor. Bilhassa safi adamlar hikaye tarihiyle, ondan bundan nekil tarihiyle ehl-i sünnete muhalif olarak bazı hikayeler söylerler, bazı sözler söylerler. Akideleri bozulur, akidesinin bozuk olduğunu da bilmez. Biz de elden geldiğimiz kadar bu akideyi burada izah eyledik. Nihayete erdirdik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendimize ve ümmeti Muhammed'e sahih akideler ihsan eylesin. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinden ayırmasın. Resulullah'ın şefaatine nail eylesin. Kitap burada bitiyor. Müellif, yani İmam-ı Tahavi kitabın sonunda diyor ki وَنَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالَى, biz Allahu Teala'dan isteriz, dileriz. Ney? اَنْ يُسَبِّتَنَا, bizi tesbit eder. عَلَى الْاِيمَانِ, iman üzerine. Yani iman-ı sahih üzerine tesbit ede, imanımızı elimizden almaya. Çünkü şeytan insanın düşmanı olduğundan daima insanın imanını elinden almak için çalışır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunun şerrinden muhafaza buyursun. Bilhassa son nefesimizde
bütün ağrılar hücum edip ruhumuz haletinese geldiğinde şeytan da musallat olur. O vakitte dürlü hilelerle bizim imanımızı elimizden almaya çalışır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o zamanımızda bize sahip olan şeytanı bize musallat etmeye, dinimizde bizi sabit kademeyleye ve yahtime hatmede nihayetlendire lena bizi bihi iman ile. Yani son nefesimiz iman ile çıksın. Bir adamın son nefesi la ilahe illallah diyerek çıkarsa cennet ona vacip olur. İşte bizi de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek hatme enfas eylesin. Ve yasimena Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden talep ve istirham ederiz, dua ederiz ki bizi hepseylesin. Minel ehva havalardan, nefis arzularından öyle ehva ki el muhtelife, muhtelif. Nefsin muhtelif arzuları olur. Akide itibariyle, amel itibariyle, ahlak itibariyle, tarik-i müstakimden ayırmak ister. Cenab-ı Hak bunlardan bizi muhafaza buyurdu. Vel ara'il müteferrike, muhtelif fikirler. Muhtelif fikirler yani Resulullah'ın yolunda olmayan fikirler, ona uymayan fikirler, ashabının yoluna uymayan fikirlerden bizi muhafaza buyurdu. Vel mezahibi reddiye, kötü mezhepler, ehli sünnet vel cemaatten olmayan, ehli bid'at ve dalaletten olan mezheplerden bizi muhafaza buyurdu. Peki bu arayı müteferrike, ehvayı muhtelife yahut da mezahibi rediye ne gibi? Misler müşebbihe, müşebbihe gibi. Misler müşebbiheti müşebbihe gibi. Vel mu'tezileti mu'tezile gibi. Vel cehmiyeti cehmiye gibi. Vel cebriyeti cebriye gibi. Vel kaderiye kaderiye gibi. Ve gayrihim. Bunlardan başka birçok mezhepler var. Bunlar gibi. Bunlar hepsi firak-ı dalleden olduklarından dolayı ehli sünnet vel cemaatten ayrılmıştırlar. Ehli bidat olmuşturlar. Müşebbihe Allah-u Teala'yı teşbihe yeltenirler. Kimi insana, kimi nura, kimi başka bir şeye teşbih eder. Onun da şöbeleri çok. Vel mu'tezile, mu'tezile ise sıfatullahı inkar eder. Uzun uza diye bunun bahsi yukarıda da geçti. Evet, her şeyi akla bindirirler, aklından hüküm ederler. Vel cehmiyeti. Cehmiye ise iman oldu mu daha günah zarar vermez diye itikad ederler. Birçok firorları da vardır. Fakat firorlarından birisi de budur. Yani senin imanın oldu mu günah zarar vermez. Halbuki evet, günah zarar vermez değil. Günahtan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sual edecek. Şirk ile bir adam ölmezse, müvahhid olarak ölürse, Cenab-ı Hak isterse o adamı affeder, isterse azap eder. İlla imanı var diye hesaba çekilmez manasına değil. Vel cebriyeti. Cebriye her şeyi Allah'a yüklüyor. Kul emelinden mesul değilmiş. Ne kadar günah yapsa, kötülük yapsa ondan göğe mesul değilmiş. Kadriye ise kaderi inkar ediyor. Kader yoktur diyor. Binaenaleyh bir adam bir işi yapar. O vakitte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri halk eder. Yoksa evvelden kader varmış da Cenab-ı Hak tekdir etmiş, bu yok derler. İşte bunların hepsi firak-ı dalledir. Ehli sünnetin gayrisidir. Cenab-ı Hak bizi bu firkelere gitmeden, daha bunun gibi ehli sünnete muhalif olan firkelere saplanmadan muhafaza buyurdu. Evet, bu firak-ı dallede hangi firkeler? Minellezine şöyle bir firkelerden ki halefu, onlar muhalif oldular. Es-sünnete vel cema'a, ehli sünnet vel cemaate. Resulullah Efendimizin sünneti ve sahabe-i kiramın cemaati gitmiş olduğu yola muhalif oldular ve muhalif hareket ettiler. Ve halefu, hem de hilf ettiler. Neye? Dalalete, dalalete. Yani dalaletine de beraber oldular. Ehli sünnet vel cemaate muhalif oldular. Dalalete de ortak oldular. Ona arkadaş oldular. Ve nehnu biz minhum, bu firaki dalleden bura'u, biz bunlardan beriyiz. Bura'u fukaha uvesinde berinin cemmedi. Beri'un beri'ani bura'u. Biz bunlardan beriyiz. Ve hum, bu firaki dalle indena, bizim indimizde dullalun, daldırlar. Dalalete gidicidirler. Ve erdiya'u, redidirler. Redi kötü manasınadır. Bunlar hak yoldan sapıtmış batıl mezheplerdir. Biz Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden
talep ederiz ki bizi bu firkelerden kırmasın, ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın. Ve billahi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin elindedir. Hani ismet ve tevfik, ismet ve tevfik de Hazreti Allah'ın elindedir. Biz Allah-u Teala'dan isteyeceğiz, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de halk edecek. Sen istersen Allah-u Teala verecektir. Müd'ûne estecib leküm. Cenab-ı Hak buyurur ki siz dua edin, ben de kabul, ben Zimşan da kabul edeyim. Öyleyse biz ya Rabbi senden istiyoruz, sen duamızı kabul eyle, bizi ehli sünnet vel cemaatten ayırma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve ashab-ı kiramın yolu nasıl ise bizi o yolda haşüleşiyle ve ahirette Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. İşte buraya kadar İmam-ı Tahavi'nin akidesini bitirmiş olduk. Bunda geçen de derste Eşşat-ı Saat hakkında ufak bir işaret geçti. Eşşat-ı Saat'in alametlerinden 10 büyük alamet vardır. Orada bazıları hatırımdan çıkmıştı, izah edemedim. Şimdi burada onu izah etmek istiyorum. 10 büyük alametten evvel ufak alametler var. Hatta Hazreti Ali radıyallahu teala anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte 70 küsur alamet var. O 70 küsur alametten hemen hemen ekserisi çıkmış. Belki çıkmayan bazıları da vardır. 10 büyük alamete gelince 10 büyük alametin evveli Deccal ile başlar. Ondan sonra Hazreti İsa sallallahu aleyhi ve sellem göğden iner. Deccali öldürür. Evet. Bu etti Deccal'ın zuhuri bir. Hazreti İsa'nın nüzuri bu etti iki. Ondan sonra Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın zamanında Yecüc ve Mecüc çıkar. Bütün dünyayı istila ederler. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam o vakit müminleri alır. Cebeli Tur'a çıkarlar. Cebeli Tur'da mehsur kalırlar. Yecüc ve Mecüc'ün adedi o kadar çok olacak ki birinci önde gelen taifeler meşhur Suriye'de olan Taberiye Gölü'nü içecekler. Sonundan gelenler diyecek ki vaktiyle burada su varmış. Adetleri o kadar çok. Dünyayı istila edecekler. Bütün mehlukatı mahvedecekler. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam müminlerle beraber Cebel-i Tur'da muhasarada kalacak. Sonra Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam dua edecek. Cenab-ı Hak Yecüc'ü ve Mecüc'ü öldürecek. Ondan sonra onların kokusu ortalığa intişar edecek. Ona da Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam dua buyuracak. Cenab-ı Hak bir takım kuşlar gönderecek. Kuşlar gelip Yecüc ve Mecüc'ün leşlerini alıp denize dökecekler. Ondan sonra yer bereketini verecek. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın zamanında yer o kadar bereketini verecek, o kadar adalet olacak ki aslanlar öküzlerini otlayacak. Kurtlar koyunlarının beraber olacak, birbirine adavet etmeyecek, çocuklar yılanlarının oynayacak. Kimse kimseye adavet etmek, zarar etmek yok. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam bu suretle bir rivayette 7 sene, bir rivayette 33 sene bu şekilde amel edecek, 40'ı bitirecek. Çünkü 40 sene Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın ömrü 40 sene buyuruyorlar. Fakat bunun göğe çıktığı vakitte 33 yaşındaymış. 7 senede indikten sonra yaşayacak, 40 seneyi tamam edecek. Bazıları da diyor ki hayır, yere indikten sonra 40 seneyi tamam edecek. Ela külle hal, 7 seneyi tercih edenler daha çok. Her ne suretle olursa olsun Hazreti İsa'nın devri bittikten sonra Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam vefat edecek. Ve Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak tarafında bir kabir yeri boş vardır, oraya defnedilecek. Evet, kitaplarda buna işaret ediyor. Ondan sonra Cehcah-ı Kahtani isminde bir tanesi Hazreti İsa'nın halifesi olacak. O da adalet üzere hükmedecek. Ondan sonra Ümera devri başlayacak. Fakat bizim şimdi burada zikretmiş olduğumuz 10 büyük alametin birincisi Deccal'ın zuhuri, ikinci Hazreti İsa'nın nüzuli ve Deccal'i öldürmesi. Evet. Üçüncüsü Yecüc Mecüc'ün çıkması. Evet. Dördüncüsü Kabe'nin yıkılması.
Kabe'nin yıkılması Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın zamanında mı olacak? Yoksa kıyamet kopmazdan evvel mi olacak? Müminlerin öldükten sonra, bütün müminler öldükten sonra kıyamet kopacağı vakit mi olacak? Bunda ihtilaf ediyorlar, fakat kuvvetlisi Hazreti İsa aleyhissalatü vesselamın zamanında Yecüc ve Mecüc'ün helakinden sonra Kabe yıkılacak. Kabe'yi Habeşler yıkacaklar ve Kabe'nin yerini tavaf edecekler. Beşincisi Duhan'ın zuhuri. Duhan zuhur edecek, yerde 40 sene kalacak. Bir rivayette 40 sene kalacak ve kafirlerin nefeslerini kesecek, müminlere de zükam, nezle halinde olacak. Altıncısı güneşin mağripten doğması. Yedincisi Dabbetül Ard'ın zuhuri. Bu ikisi, güneşin mağripten doğması ve Dabbetül Ard'ın zuhuri bir günde olacak. İkisi bir günde, sabahleyin güneş doğacak bir taraftan, bir taraftan Dabbetül Ard zuhur edecek. Sekizincisi müminlerin süratle ölmesi. Bu Dabbetül Ard'ın zuhurundan 40 sene sonra vuku bulacak. Bir rüzgar çıkacak. Bir rivayette Şam tarafından, bir rivayette Yemen tarafından iki kavil var. Fakat ekserisi Yemen tarafından olanı tercih ediyorlar. Belki Şam tarafından da zuhur eder. Bu rüzgar çıktıktan sonra müminler hemen ölecekler. Kadınlar da çocuk zaten doğurmayacak. Evet. Sekizinci alamet bu oluyor ki müminlerin ölmesi. Peki dokuzuncu alamet Kur'an-ı Kerim'in kalkması. Müminler öldükten sonra ibadet eden yok. Kur'an-ı Kerim'le ibadet, kimse ibadet yapmadığından dolayı Kur'an Cenab-ı Hakk'a şikayet edecek. Cibril aleyhissalatü vesselam gelip Kur'an'ı müsafirlerden ve insanların göküslerinde, yani ezberlemiş oldukları hatırlarındaki şeydi, hepsini silip alıp götürecek. Sabahtan kalkacak bir adam, ne ezberinde bir Kur'an, bir sure var, ne de kitapta yazılı bir harf var. Onuncusu Aden tarafından, yani Hadramut'taki Aden tarafından bir ateş zuhur edecek. İmam-ı Taberani ve İbn-i Asakir'in rivayetine göre bu ateş Hadramut'taki Berhut Vadisi'nde duruyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vakit geldi mi ona izin verecek. O çıkacak, zuhur edecek ve 8 gün zarfında bütün dünyanın her tarafına sirayet edecek. Ondan sonra milleti başlayacak mahşer yerine toplamaya. İşte 10 büyük alamet bu. Bu 10 büyük alametin zuhurundan sonra ne olacak? Ondan sonra İsrafil aleyhissalatü vesselam sure üfürecek. Kıyamet kopacak. Ondan sonra 40 sene geçecek. 40 seneden sonra tekrar ikinci defa sure üfürülecek. Bu vakitte haşir başlayacak. Hulase-i kelam bu 10 alameti burada zikretmiş olduk. Bu arada Mizanül Erfan sahibi Mustafa Fevzi Efendi'nin Mizanül İrfan mukaddimesinde yazmış olduğu şu eşari okuyorum. Hamdila yuhsa sana ey girdigar, alemi icat eden perverdigar, var idin sen yok idi kevnü mekan, yoktur el amkün zatından nişan, kim bilir hakkıyla zati pakeni, ma'arifna keremzeder idrakeni, gerçi varsın varlığında yok güman. Künhünü bilmez ve lakin arifan. Çünkü arif eczini idrak eder. Künhünü bildim diyen işrak eder. Müçtehitler gerçi söylerler kelam. Hep sıfatındır o sözlerden meram. Evliyadan gerçi var ehli şuhud. O şuhuda var ve lakin bir hudud. Bu hududi kimse geçmez bi güman, o dahi bir ilm-i gaybidir hemen. Bu şehadet zatini görmektegil, ilm-i gaybi künhünü bilmektegil. Nur-i irfan gerçi bi payan olur, fevk alemde alim eyler zuhur.
cümle istiadadeni idrak eder, künhizati bilmeke yoktur zafer. Her ne dürlü arif olsa arifan, müntehasi aczu hayrettir hemen. Aczini idrak eden her bir veli, o şehadetle olurmuş münceli. Kendini kendin bilirsin ya ilah, kimse bilmez künhüni bi iştibah. Aczini idrak olur idrak-ı tam, künhizatından haber yok ve selam. Gerçi sensin evvelu gerçi sensin evvel ahir girdigar, gerçi zahirsin zuhurun aşikar. Yok sana nurundan artık bir hicab, zulmeti kesret bize olmuş nikab. Yok hafa ancak zuhurun şiddeti, perdedir lakin bu kesret zulmeti. Varlığından başka varlık nerededir? Zatına lakin ne zahir perdedir. Zahiru batinine sensin ya azim, ma sivayi neylesin abdi kerim. Abdi khassa ma siva vermez keder, eylemiştir hakka tahsisi nazar. Hasili tahsile geldim ya basir, vahidi tevhide yeltendi fakir. Kuluna kulluktur anın haysiyeti, nerede terk etsin o isniyeti, isneyniyeti. Nerede terk etsin o isneyniyeti, her ne dersen ben olur lafı güzaf, sen seni tevhid edersin bi hilaf. Girdigara kıl salati bi şumar, Hazreti Muhtare-i Perverdigar. Ki odur aynul hakayek mutlaka, çün odur mirat-ı sultani baka. Çeşme-i envar-i zati la yezal, meseri tam-i hudayi zülcelal. Nükte-i asli hurufi aliyat, bayi bismillah künhi kainat. Şems-i feyyazi fiyudati huda, Mustafa-u müşteba-u mükteda. Salli ya Rabbi ala ruhil vücud, sellimillahümme bil feydil vedud. Al ve ashabi Resul'a kül selam, çünkü anlar mezheri zat-ü sıfat. Çünkü anlardır nücumi ihtida, varisi mişkati mehbubi huda. Yine Mustafa Fevzi Efendi'nin Mizanül Erfan'ın içinde şurut-i İslam'ı beyan ederken şunları da söylemiştir. Teberrüken bunları da okuyorum. Hem dahi bil şöyle eyle etikat, ya ki mümin ya ki kafirdir ibad. Kim küfürden çıksa imana girer, kim ki iman etmese küfre gider. Bunların beyninde yoktur fasile, küfre eyler hatime iman ile. Her ne miktar yaksa mümin kulları, akıbet cennetlere koranları. Küfr ile yad etme ehli kıbleyi, çünkü anlar kıble bildi Kabe'yi. Hem harami itikad etme helal, böyle zannetme çekersin çok melal. Şert-i İslam her ne var me'lum-i naz, ve çü meşru hüzre hep eyle sifaz. Rükün me'lum üzredir savmu salat, bildiğinden başka yok haccu zekat. Sen sakın aldanma batıl sözlere, safsata gubi edep dinsizlere. Zahiru batinde erbabi edep, bulmada zevku rıza bunlar da hep. Vuslatü mi'racü ilhami huda, seyru keşfi zümreyi şahu geda. Hurb-ı manayi vilayet feyzu nur, her ne bulsa her ne bulsa kul ibadette bulur. Bu namazdan başka var sanma namaz, bundadır kesbi rıdayı bi niyaz. Bu namazı kim ki bi mana görür, uçta da billah istidrac olur. Ehli hal olmaz, ehi şol bi namaz, her ne yapsa hile bazdır hile baz. Hem namazsız olmaz erbabi terik, çünkü olmuştur o şeytana refik. Secde etmez çünkü şeytani le'in, bi namaz şeytane olmuştur garim. O sebepten başka mana gösterir, şer'i paki rahi nefse döndürür. Ma sebek de bunları hep söyledim, bu gibi tembelleri reddeyledim.
Hasili mi'rat mümindir bi namaz. Hasili mi'rat mümindir namaz. Bundadır feyzi ilahi cilvesaz. Fasike fıskında kafirdir deme. Küfrü mehsi hem de tevil eyleme. Hem de facir kimseye sen kıl namaz. Hem sakın kılmam deme ise biraz. Hem de hufbeyn üzere mesheyle hemen. Ger hazerde ger seferde ey civan. Hem de hibil ey müvahhid etkıya. Enbiya olmaz zevati evliya. Rütbeyi pakin büvvet yücedir. Bu mebahis pek çetin pek incedir. Gerçi mekbuli hudadır her veli. Bir nübüvvet anda olmaz münceli. Her nebi gerçi velidir mutlaka. Her veli etmez ocağa irtika. Ger günahı kim helal bilse ahi. Reddi Kur'an'ı ilese bir kez dahi. Şer'i paki hemdi istihza eden. Ya ki bilsin ister olsun bilmeden. Rahmetullah'tan ümit kesse dahi. Ya azabından emin olsa ahi. Ya ki tesdik eylese kahinleri. Ul güruhi eşkıya hainleri. Mutlaka kafir olur bir iştibah. E'tekadet bunlara göl intibah. Hem de mağdumlar şey olmaz ey civan. Çünkü yokluk bir şey olmaz bir güman. Hem de mevtaya dua caiz olur. Onlara verse gerek nef'i surur. Hem tesadduk eylemek mevta için cümle caizdir dahi bunlar bütün. Hak için gel bunları bir irtiyap. Ruhi mevtaya gider andan sevap. Şul alametler ki peygamber diyor. E'tikad et mutlaka eyler zuhur. Ay güneş hep mağribinden doğması. Dabbetül ard hem de deccal çıkması. Hem de Mehdi gelmesi bu yerlere. Hem de İsa inmesi gökten yere. Hem de Yecuc hem de Mecuc çıkması mutlaka olmak gerektir cümlesi. İşte bu zikrettiğim şeyler bütün e'tikadi ehli haktır gece gün. Var ekaid cümlesi Türkçe meal, sor teallüm eyle erbabından al. Ehli sünnet her ne söylerse kelam, e'tikadından ibaret ve selam. Salli ya Rabbi ala ruhul vücud, sellimillahümme bil feyzil vedud. Pendik Gülistan isminde bir kitaptan tütün hakkında bir kaside okuyorum. Ey şerifi söyle ol behsi duhan, nev belayı bid'eti ahir zaman, menhiyattan söyledin men'i şarap, key münasiptir ana bu faslu bab. Yazmağa bu behs için aldım kalem, ditredir en güçlümü havfi zalem. Zira ki şürbetmeyen az kimse var, incinir güşeyleyen bizden küser. Cehlile illet bulur ol nazmine, al mudara ile cümle hazmine. Eyleme ul tani nadani sema, kamil olan eylemez ana sema. Söyleyelim hasbeten lillah için, olma zarret nikbeti ikrah için. Bir beladır mümine şürbi duhan, ba hususa müptelasi her zaman. Nice yıllar eylesin nice yıllar iblisin ihvasına, tabi oldun sözünün icrasına. Hud bilirsin o la'in ettiği icat, kim düşürdüğü aleme darru fesat. Kafiristan'dan getirdiği o la'in, yol bulup müminlere olduğu garin. Kim duhan olduğu için bu yi fena, ol meleklere olur cevru ana. Dağıdır anlar yol bula o dem, cinniler etba ola sana kadem. Müminin yari olunca ol la'in, ol nice olsa gerek hakka yakın. Key hazer gül olmadan hakka irak, nef'i var mı ol duhandan sana bak. Zikri hakkı sana nisyan ettirir, gece gündüz gaybet efsan ettirir. Hem kibirden gösterir sana nişan, güfrügu ettirir sürci lisan. Hali eyler taatinden vaktini, dık nefes eyler keser hop sevtini. Ağzına ul zehri marından kusar, iğrenür ol kokudan yarın küser. İki kez tu deyü ben adına boş, geru eylersin tükürdüğü günü nuş. Eylemişsin kendine yari güzin, İçmeziysen bir de
İçmediysen bir dem olur gönlün hezin. Şiiri maderden şirin olmuş sene. Rudu ember gibi aldınsa şeme. Def-i gam dersen ebed sözdür yine. Yok devasi derdi var cismü tene. Söylemez mi kizbana diyen ilaç? Nice tok olur tütünden karını aç. Bu faslın tamamı Pendi Gülistan'dadır. Bu kitap Erzurum'un Evrenli Köyü'nde bizzattadır, metbu değildir. Burada İstiklal Marşı, merhum Muhammed Akif Bey'in meşhur İstiklal Marşı'dır. Bunu bilmeyen yoktur, ekserinas bilir. Fakat teberrüken burada bunu da okuyorum. Korkma sönmez bu şafaklerde yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çehreneyi nazlı hilal. Kahraman ırgıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Gögremiş sel gibiyim, bendim içiner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmaz taşarım. Garbin afakını sarmışsa çelik zirhli divar. Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun... Akif Bey merhumun İstiklal Marşı'nı okuyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreneyi nazlı hilal, kahraman ırgıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Gögremiş sel gibiyim, bendim içiner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbin afakını sarmışsa çelik sihli divar. Benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imani boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et göydeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diye geçme tani. Düşün altında binlerce kefensiz yatani. Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atani. Verme dünyaları alsın da bu cennet vatani. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Cani canani bütün varimi alsın da huda. Etmesin tek vatanımden beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göksüne na mehremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihemden ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhim cerret gibi yerden naşim. O zaman yükselerek arşe de gel belki başım. Dalgalan sende şefekler gibi şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Allah senin kabrini nur eylesin Akif. Akif Bey'in diğer bir şehri Husran, Sefahat, 7. kısmı Kölgelerden. Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı, İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gürhisli gürimanlı beyinler coşar ancak, ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır kime lakin, hani sahipler yurdun,
Ellerdi yatanlar sağa baktım sola baktım. Feryadımı artık boğarak neşini tuttum. Bin parça edip şehrime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır gubbede bir iz. İnler sefhadımdaki husran bile sessiz.